1. Genç kız ve erkeklerin aynı evde yaşamasıyla ilgili olan soruya verilen cevaplarla üniversiteli olunca verilen cevaplar arasında neredeyse 1,5 kat fark var. Uygulamayla değişiyor. Sanki yani. Üniversiteli olmak her türlü kısıtlamadan arındırılmış, son derece geniş bir özgürlük alanı olan bir tablo karşımıza çıkarıyor. Bizi burada asıl ürküten tablo, rakamlara boğmamak için ifade ediyorum, babasına dahi güvenme konusunda %40 oranında babana dahi güvenmeyeceksin diyen bir insan unsurunun nasıl olur da iki karşı cins, aralarında çekim kuvveti olan karşı cinsin aynı evde yaşamasına olabilir diyor. Bir kere burada çok ciddi bir kırılma var. Bu zihinsel kayma ve kirlenme bu sonuçları doğuruyor. Yani bir insanın kendi babasına güvenmemesi için babasıyla çok ciddi bir sorun olması lazım. Bu doğrudan doğruya toplumsal bir problem. Bu toplumsal problemi ilgili bakanlıkların çözmesi lazım. Ailelerin de bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Evet. Ama sizin televizyonlarınızda sürekli aileyi tahrip eden diziler varsa, programlar varsa, eşcinselliği meşru gösteren, nikahsız beraberliği meşru gösteren, aldatmayı meşru gösteren, gayrimeşru çocuğu meşru gösteren programlarınız varsa ve bu programlar devamlı icra ediliyorsa, onu seyreden çocuklar, ki aile bozulur, çocuk da bozulur tabii ki. Reklamlarınız çıplaklık kokuyorsa ve reklamlarınız kadını bir meta olarak, haz kültürü olarak kullanıyorsa, araba lastiğinde bile kadın vücudu kullanılıyorsa, bu kadını yüceltmek değil, bu kadını daha da aşağılamak manasına geliyor. Parasal, para için bu yapılıyor. Peki, bu toplum buna tepki vermiyor. Asıl sıkıntı burada. Kesinlikle. Gene bu noktada ben hep meseleyi zihinsel olarak bakıyorum. Pratik birçok şey yapabilirsiniz. Ama bataklık var olduğu sürece sivrisinekler üreyecektir. Türkiye'nin ana sıkıntısı bataklıktır ve bu da Batı kültür medeniyet değerlerine göre inşa edilmiş, bu toplumun değerlerine savaş açmış bir sistemin varlığıdır. Onun için bu zihniyet meselesini halletmemiz gerekiyor. Ahmet Yesevi'nin hocası Yusuf Hemedani diyor ki, insanın bütün ilişkilerini belirleyen şey Allah'la arasında olan ilişkidir. Bu ülkenin ve dünya insanlığının Allah'la arasındaki ilişkide kırılma var. Bu düzelmeden diğerlerinin düzelmesi mümkün değildir.